yapıyor. Mesela Simeone detaycı mıdır? Çok. Hem ne kendi takımın hem de rakip şöyle takımla şuna ilgili. Şöyle bahsettim hocam. Biraz önce de yukarıda da konuştuk. Haftada yani 8 günde 3 maç oynuyoruz. 3 günü çıkartırsak 5 gün antrenman yapıyoruz. Bu 5 günde yani bazen 3 bazen 2 gün sadece strateji çalışıyoruz. Defansif ve ofansif strateji. Kendimize göre kullandığımız taktiklerimiz var. Ama yani %32-33 herhalde dünyada duran toptan gol atma oranı. Gültekin'in bir istatistik çıkarmış. 18 tane duran toptan gol atmışsınız bu sene. 18 Avrupa'da tane. En çok değil mi? Evet en çok. Evet şöyle bir şey var çünkü çok fazla çalışıyoruz. Her gün yaptığımız şeyleri hep tekrarlıyoruz. Hep deniyoruz yeniden yeniden bıkmadan yani Ali Atabak'ı 50 defa okuyoruz. Öyle bir şey yani çok basit bir şeyi 30 defa tekrar ediyoruz her antrenmanda. Mesela bir şey soracağım çok tartış ülkemizde çok biz de çok tartışıyoruz. Sen kişisel anlamda görüşünü de ayrı soracağım. Evet. Bu da Simeone rakip kullandığı duran toplarda alanı mı adamı mı karışık mı tercih ediyor? Şöyle bir şey yapıyor. Merkez olarak adam savunmasını kullanıyoruz. Biz kalenin içine adam koymuyoruz. Yani ön tarafa 3 kişi diziliyoruz. Kalan ön tarafa 3 kişi diziliyoruz. 5'e 5 adam oynuyor. 2 kişi de dışarıda. Ceza sahası dışında. Ceza sahası dışında. Herkes adam adama diyor o zaman. Herkes 3 kişi alan yapıyor ön direkte diyor. 3 kişi yani o da ön direğe koşu olacak. Yani bunun adı adam savunması. Biz adam savunması oynuyoruz. Sadece biri pas yaparsa en öndeki adam muhtemelen ben oluyorum. Mesela orayı kapatmaya gidiyor. Mourinho adam alan yapıyor. Evet. Ama Türkiye'de genelde %90'ı takımlarımız alan yapıyor. Herhalde hocam Türkiye'de şöyle bir şey var. Gidilen kurslarda alanı tavsiye ettikleri için hocalarımız böyle bir şey tercih ediyor olabilirler. Tercih meselesidir ama benim şahsımın yani oyuncu olarak kesinlikle alan savunması yani benim için mantıklı gelmiyor yani. Çünkü alan savunmasında duruyorsunuz. Çünkü hocalarımız şöyle bir şey söylüyorlar yani genel olarak. Kenardan orta yaptığınız zaman golü kim atar diyorlar? Adam atar. Bu çok önemli. Adam atar diyorsunuz. Alanlar atmaz adamlar atar. Adam atar. Ne diyorsunuz? Adama yaklaş diyorsunuz. Normal oyunun içi için söylüyorum. O zaman duran top için de aynı şey mantıklı gibi geliyor. Ama tabii hocalarımızın fikirleri, düşünceleri daha farklı olabilir. Ama bence adam savunması... %100 daha geçer. Hocanız da aynı fikirde değil mi? Öyle hocamız da aynı fikirde zaten. Evet. Öyle yaptırıyor zaten. Peki orada biz yani buradan dışarıdan bakınca geliştiğini görüyoruz. Alan savunmasında oyuncular duruyor. Koşarak gelen oyuncu her zaman mesela daha avantajlı oluyor. En son Skertel'in Arsenal'e attığı gol örnektir. Arkadan koşarak geldi. Evet bravo. Bravo. Çok net bir örnek. Çok net bir örnek. Godin böyle golleri çok atar. Çok atıyor. Çok atıyor. Senin geliştiğini biz düşünüyoruz. Görüyoruz net bir şekilde. Orada ne öğrendin? Nasıl geliştin? Ben burada bunu hiç bilmiyordum, şunu öğrendim. Ne anlatabilirsin bize? Madrid'de yani şöyle bir şey var. Profesyonelliğimi öğrendim. Taktiksel anlamda Fatih Hoca bunu hep söylerdi bana. Yani burada Fatih Hoca'nın oyun görüşü çok farklı, ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü kenar oyuncusu değil de sen orta saha oyuncususun derdi. Eğer orta saha oyuncusu olursan büyük bir oyuncu olursun derdi. Yani birincisi bu sistemlerde dünyada artık kenar oyuncusu diye bir şey kalmadı. Yani 4-4-2 oynuyorsanız dörtlünün solundaki oyuncu orta saha oyuncusudur. Birinci görevi içerideki savunma yaparken içeriği kapatmaktır. Zaten görüntüleri veriyorum. Yani, ben çok sık geliyorum maçlarına. Kalecileri Atletico Madrid kalecisi diye bir kurtağı oynuyordu. Out kullanacak veya rakip kullanacak. Herkes orta sahaya doğru 20 metrekaredeyiz. 20 metrekarede kalıyorlar. Komedi filmi gibi. Çok enteresan. Yani kanatta oynadığın zaman da içeriye girmek zorunda kalıyorsun. Enteresan. Veya mesela Türkiye'de şöyle bir felsefe var. Duyuyorum bazen çünkü. Mesela sağ kenar oyuncusuna bak. Sol beki sonuna kadar kovaladı. Onun görevi sol beki kovalamak değil zaten. İlk önce bence ortayı kapatmak. Ortadaki blokların arasında top alacak oyuncuya o topu geçirtmek. Ama açılmak zorunda. Bazen açılıyorsunuz tabii. Bazen yani, pozisyona göre. Biz top bizdeyken hocam açılıyorsunuz. Veya işte kenardan iyi oynayan bir takım olur. Beşli orta saha oynarsınız. O zaman kapatırsınız kenarları. Bu bir tercihtir ama sistemin merkezinde içeriği kapatmak, Huni'nin içini kapatmak daha doğrudur diye düşünüyorum. Bek oyuncusu istediği kadar kenardan gelsin. Tehlikeli merkez, her zaman merkez daha tehlikelidir diye düşünüyorum. Yani böyle çok teknik direktör gibi konuşuyor oldum ama. Taktik olarak geliştiğini söylüyorsun. Yok, güzel bir şey. Senin zaten bir şey söyleyeyim mi? En büyük avantajın o. Şimdi büyük oyuncular... Bunu çalışıyorum hocam evde zaten. Büyük oyuncular bir de kendi yorumunu da yapabilecek, takım yorumunu da yapabilecek. Kendisini bir aynada bakabilecek, izleyecek. Mesela bunları seslendirmesi... Arkadaşıyla da misafir gelen arkadaşıyla da
Bunları seçsen antrenörünle de olabilir bu konuşma. Saygı çerçevesi. Farkındalık önemli bir şey. Sinyonel'e de paylaşıyorsunuz. Her şeyi konuşup tartışıyoruz. Bütün fikirleri maçtan önce, maçtan sonra onun bize sorduğu, bizim ona danıştığımız. Hani mazi maçtan önce diyorum hani kenara sen mı? Bir yerde anlatmıştır. Önde basalım hocam demişsin. Evet, bazen mesela sahanın içinde görüyoruz. Rakip çok üstümüze geliyor. Çok yoruluyoruz. Hani önde basıp rakibi uzun topa zorlamak daha iyi gibi. Kenaraya bir şey söylüyorsun. O da tamam diyor. Hadi gidin o zaman. Kendinize güveniyorsanız. Yapabilirsiniz diyor. Böyle şeyler var. Mesela maçlardan önce bazen diyorum hani bugün kenarda mı daha çok oynayayım, içeride mi daha çok oynayayım? Hani rakibin zaafını. Rakibi de tanıyorsun. Evet, rakibi de tanıyorsun. Ben hocaya fikrini danışıyorum. O da şöyle yapabilirsin Arda, böyle yapabilirsin diye söylüyor. Tabii ki sonuçta sahanın içinde opsiyonları kullanma hakkı benim. Ama onun fikirleri, analizi benim için çok önemli. Çünkü Simone çoğu fikrini ve analizini tutturan bir hoca. Yani çok yüksek bir oranla oynuyor. Şuradan şöyle gol yeriz, dikkat edin diyor, o oluyor. Veya biz böyle böyle gol atarız diyor, o oluyor yani. Mesela sabah antrenmana geliyorsunuz. Bu çok şehir efsanesi mi? Kilolar her gün bakılıyor. Tabii. Yok, şehir efsanesi değil hocam gerçek. Her sabah kilo kontrolü. Gittiğin gün kaç kiloydun? Şimdi kaç kilosun? Gittiğim gün 80.7 idim. Şimdi 78.5'üm. 78. O kadar yani şehir efsanesi değil. 4-5 kilo değil. Şehir efsanesi. Bir de şundan dolayı 12 maç oynayıp kortizon kullanmıştım. Yani ben sakatlıkta kortizon kullandık. Orada kilo aldım. Orası yani kortizonda hiçbir şey yemeyince böyle şişiyorsun hocam. Yapacak bir şey yok yani. Ben hayatımın her döneminde kendime iyi bakmışımdır. Yani ben işimin hep kıymetini bilmişimdir. Ama şartlar, sakatlıklar bazen insanı zorlayabilir. Sen de biliyorsun hocam. Yıllarca çektiğin sakatlık psikolojisine girince insan iyileşmek için tabii böyle zorlu bir döneme giriyor. Evet. Bizim oyuncularımız peki buradan gittiği zaman daha çok gelişir diye bizim bir genel fikrimiz var. Buna katılıyor musun? Yani katılıyorum. Genel sadece Atletico Madrid seviyesinden bahsetmiyorum ben. %100 katılıyorum. Neden? Çünkü konsantrasyonlarının birçoğunu futbola verebilecekler. Yani futbol eğer bir yeteneği varsa bu işe, ben günümün %50'sini bu işe ayırıyorsam şimdi %70'ini, %75'ini ayırabiliyorum. Neden? Hatır gönül yok. Ya kulübün de seni daha farklı yönlendiriyor. Yani daha çok futbol konsantre, işini daha çok kolaylaştırıyor. Durum böyle olunca ister istemez daha iyi konsantre oluyorsunuz işinize. Çünkü sürekli bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Yani hakkınızda söylenenler, onlar hakkında konuşmadığınız zaman bunun doğru olduğu kabul ediliyor. Konuştuğunuz zaman çok konuşuyor, bu çok biliyormuş oluyor. Böyle olunca ne yapıyor? Oyuncunun kafası, beyni yoruluyor ister istemez. Ama orada ne var? Sabah antrenmanına gidiyorsun. Güzel antrenmanını yaptın. Geliyorsun öğlen işte güzel bir yemeğini yiyorsun. Biraz zaman yetiyor. Bir çay içiyorsun. Alıyorsun eline bir iki sayfa kitap okurken daha zaten 5. satırda çat uykuya yatıyorsun. Siesta kalkıyorsun 5'te. Gün sana ait 12'ye kadar ne yapıyorsan yap. Biraz daha tekniğe gireceğim. Çünkü Türkiye'de yanlış bilgiler oluyor bazen. Fitness var mı haftanın belli günleri? Var. Mutlaka. Fitness şöyle maç trafiğine bağlı tabii de. Yani daha çok uyarıcı, vücuttaki adaleleri, kasları uyarıcı. Yani tek set, 10 hareket, 5-8 tekrardan. Mutlaka yani, her hafta giriyor musun? Her hafta giriyoruz. Yani ama yani bu girdiğimiz fitness bizim 8 dakika, 9 dakika sürüyor. Evet. Ama adeliği uyarıcı, canlandırıcı. Zaten maçlardan önce sürekli reaksiyon çalışıyoruz. Kısa çıkışlar. Yani uyandırıcı. Evet, çünkü bu seviyede hocam artık çok üst seviye maç oynuyoruz. Senede 60 maç oynayan bir takımın yani fizik gücü için antrenman yapması, yani ekstra böyle deli gibi antrenman yapmasına ihtiyacı yok. Vücudu hazır tutucu, uyandırıcı. Yok, antrenman şekilleri hiç farklı değildir. Aynen. Türkiye'de. Türkiye'de de çok iyi antrenman yaptıran hocalarımız vardır yani.